doğru olan uygulamalar var, yanlış olan uygulamalar var veya sağlıksız olanlar var. Veya bizim Türk halkının yapısı gereği hemen belli hilelere kaçma düşüncelerisi olanlar var. Veya ne bileyim işte görevini layıkıyla yapmayan birimlerimiz var. Yani bunun içinde ben sakın hemen idari olarak algılamayın. Mimarından tutun, anlatabildim mi? Yapı denetimine, şantiye şefine varıncaya kadar görevini hakkıyla, layıkıyla yapmayan birimler var. Tabii istisnalar kaideyi bozması hakikaten son derece işini... Ama bu son depremde ne kadar ihmal olduğunu gördük. Gördük, evet. Gördük. Hakikaten büyük yanlışlıklar var. Yani bu noktada başkanım, şimdi bir sürü bina yıkıldı. Hedef ne gösteriliyor? Direkt müteahhit gösteriliyor. Evet, son derece yanlış. Şimdi müteahhit, ben şimdi bir müteahhit olarak bir tane şantiye şefi. Güvendim, ona güvendim. Şantiye şefine güvendim ve bu yola baş koydum. O da inşaat mühendisine güvendi. İşte ne oluyor? Beton dökene ayrı, demir bağlamaları ayrı. Sonrasında bunu denetleyen yapı kontrol birimleri. Evet. Aslında şimdi baktığımızda belediyeler de suçlu deniliyor ama hani yanlışım varsa uyarırsınız yani söylersiniz. Tabii. Ama şimdiki süreçte belediye ne kadar kontrol sağlayabilir? Tabii belediyenin çoğu yetkileri elinden alındı. Onu da söyleyeyim. Yani bu yapı denetim sistemine geçince belediyelerin eli kolu çoğu yerde bağlandı. Bizim Ödemiş'te yıllardan beri bu yapı denetim sistemi gelinceye kadar ki ben piyasaya atılmadan önceki ben 1985 yılından beri Ödemiş'te mimarlık mesleğiyle uğraşıyorum. Benden önce bile dökülen her kat betonunda temelden başlayıp son kat betonuna kadar kalıplar hazır olduktan, demirler bağlandıktan sonra belediyemizin teknik elemanları, ama mühendis, ama mimarı, ama inşaat teknikleri gelip projesine uygun mu yapılmış diye uygulamanın tane tane kontrollerini yaparlardı. Demir vizesi. Demir vizesi derdik biz onun adına ve en sonunda da yapı kullanmaya için, oturma ruhsatı için gidilirdi. Ama bu yapı denetimi sistemi çıktıktan sonra belediyemiz bu yapı denetimli olan binalar, ki 200 metrekarenin üzerinde olan her bina yapı denetim sistemine giriyor. Yapı denetimli olan binalarda belediyemiz sadece ve sadece bina parselini ölçülerine uygun olarak da aplike edip oturmuş mu, oturmamış mı? Buna kontrol ediyor. Bir de basmanda kontrol ediyor. Diğer bütün demir teçhizatlarının kontrolü yapı denetimi şirketinde. Kullanılan demirin kalitesi, cinsi yapı denetimi şirketi aracılığıyla laboratuvarlarda getirilen beton sınıfına uygun mu? Yani biz şu anda Ödemiş'te genelde C30 betonu kullanıyoruz. Bu beton C30 mu değil mi veya daha mı düşük geliyor? Bununla ilgili kontrol yapı denetim şirketinde. Kalıpların kontrolü yapı denetim şirketinde. Hatta beton dökülürken bile yapı denetim şirketinin durması gerekiyor başında. Ama ne kadar duruyor? Ne kadar yapı denetim şirketinin teknik elemanı acaba bir inşaata kontrola geliyor? Kaç kere kontrola geliyor? Kağıt üzerinde çok geliyor. Kağıt üzerinde bakıyorsun, temelde gelmiş, su basmanda gelmiş, kolonda gelmiş, tabliyede gelmiş, her yerde gelmiş. Bakıyorsun ki inşaatlarımız evrak üzerinde son derece sağlam. Ama yerinde o olay öyle değil. Yapı denetimi şirketleriyle benim kendi görüşüm, kesinlikle arsa sahibi de müteahhit firmada muhatap olmamalı. Kesinlikle olmamalı. Belediyemizden havuza düşen bir proje, yapı denetimi sistemi belli olduktan sonra belediyemiz veya herhangi bir kurum, tabi burada gözüken en uygunu belediyemiz gözüküyor. İşte A yapı denetimi şirketi Ödemiş'te, Bozdağ'da, Gölcük'te bir proje size düştü. Projelerin hepsi hazır. Gelin bunları alın demesi lazım. Yani gelip yapı denetimi şirketi projeleri alıp inceleyip eksiği yok ise, yapı denetimi şirketleri de belediyedeki bir mimar, projeleri konuda bir mühendis kadar da sorumlu. Evet. Ama onlar da
tam hakkını vererekten bunu incelemiyorlar. Bunu demeli. O yapı denetimi şirketi de gelip inceledikten sonra projeleri belediyemize getirip ruhsatını alıp hatta şantiye şevi denilen bir olay var. Evet. Müteahhit firma tutuyor bunu. Hı hı. Bu da yapı denetimi şirketleri ki beni dinliyorlarsa yapı denetimi şirketleri şimdi belki de kızıyorlardır. Dinliyorlardır. Yapı denetimi şirketleri kendilerine bazı konularda işte ne bileyim iş güvenliği konusu olsun, imalatın düzgün yapılıp yapılmadığı konusunda kendilerini savunabilmek adına şantiye şefliği diye bir olay çıkardılar. Bu şantiye şefliğinde müteahhit tutuyor. Müteahhit ödüyor. Esasın sistem yanlış. Eğer ki o binadan komple yapı denetimi şirketi sorumluysa yapı denetimi şirketinin bir elemanı inşaatın başında oturmalı. Evet. Oturmalı ve ücretini de nasıl yapı denetimi şirketi ücretini 60 bin, 70 bin, 100 bin lira gibi rakamlar doğuyor. Bunları nasıl vatandaşın kendisi, parsel sahibi veya müteahhit firma kaymakamlığa bağlı bir hesap var. Adı aklıma gelmiyor. Hı hı. Mal müdürlüğüne yatırıyoruz evet parayı. Yapı denetimi ücretiyle birlikte şantiye şefinin de ücreti oraya yatmalı ve yapı denetimi şirketinin temsilcisi olmalı şantiye şefi esasında. Ama şimdiki sistem nasıl? 4 tane binada daha önce bu 5'ti yılbaşından sonra 4'e düşürüldü. 4 tane binada bir tane şantiye şefi verdikleri ücretler o kadar komik ki müteahhit firmaları. Tabi bu sefer hiçbir şantiye şefi binayı dahi uğramıyor. Evet. Ama esasında şantiye şefiyle müteahhit firma olabilecek bir iş kazasında müteselsiyle sorumlular. Müteselsiyle sorumlular. Bunu şantiye şefi olan alan arkadaşlarımız, mimar veya mühendis arkadaşlarımız esasında bu sıkıntıyı biliyorlar ama mecburen kabul etmek zorunda kalıyorlar böyle şantiye şefliklerini. Böyle peki, sıkıntılarımız peki var. Peki başkanım, şunu sormak istiyorum. Bu bana aktarılan ne kadar doğru bilmiyorum ama bir şantiye şefinin çok uygun rakamlara imza attığı söyleniyor. Doğru. Yani kontrol etmeden evet. imza atıp parasını evet. aldığı, hatta birkaç yere bile imza attığı söyleniyor. Tüm şantiye şefleri böyle. Yani bir tane iki tane falan değil. %99.9'u böyle. Evet. Yani yani büyük bir sorumluluk altındalar aslında. Evet. Yani kaderimiz daha çok hani şantiye şeflerine. Esasında şantiye şefliği alan bir kişi bence proje müellifliği yani projecilik yapmamalı. Evet. Eğer Münir Bezmez şantiye şefliği aldıysa bürosunda oturup başka projeler çizmemeli. Kaç tane alıyor? 4 tane. Münir sabahleyin evinden çıktığı zaman bu 4 şantiyeyi devamlı olaraktan kontrol altında tutmalı. Ama hakkını da bir belediyede çalışan bir mimar mühendis kadar ücretini 4 binadan alabilmeli. Alamadığı için ne yapsın? Bu sefer mecburen projelerini çizmeye devam ediyor.